bugün sizlere narenciyede problem olan salyangoz ve sümüklü böceklerle mücadelede yeni nesil olan ilacımız Allevin hakkında bilgi vermek için buradayız. Narenciye bahçelerinde salyangozlar hem dallara emgi yapmak sureti ve asıl zararını meyvelerin kendisinde emgi yapmak suretiyle, yemek suretiyle meyvenin pazar değerini sıfıra indirerek narenciye bahçelerinde sorun olmaktadır. Allevin ilacımız %4 metaldehit aktif madde içeren granül yem formundadır. Allevin, dünya genelinde yeni nesil bir kolza aktif teknolojisiyle üretilen pellet formundaki yem, içerisindeki kolza aktif sayesinde salyangozlara çok fazla cezbedici özelliği vardır. Yere inen salyangozları aynı zamanda ağacın üzerinde meyveye zarar veren salyangozları da çekici özelliği sayesinde öldürmek suretiyle çiftçilerimize salyangoz mücadelesinde çözümler sunmaktadır. Allevin uygulamasında dekara 500 gram dozunda uyguluyoruz. Çünkü Allevin'de kilogramda pellet miktarı 80 bin adettir. Diğer pelletlerde 20-25 bin civarında pellet olduğu için önemli olan burada salyangozların ne kadar çok olursa olsun birim alanda pellet sayısı fazla olduğu için ölüm daha fazla olacaktır. Aynı zamanda Allevin'in kolza aktif aktif maddesinden kaynaklı olarak teknolojisinde bünyesinde salyangozu çektiğinde salyangozun iştahını arttırarak ölümcül dozu bir salyangozun bünyesine almasında etki sağlamaktadır. Allevin uygulaması dekar uygulamalarında elle sertme şeklinde veya normal gübre sertme makineleriyle de uygulanabilmektedir. Allevin'in en büyük özelliği diğer pelletlerde yağışlı dönemlerde salyangozlar ağaçtan toprağa indiği için nem miktarı fazla. Diğer pelletlerde birim alana düşen yağmur miktarı arttıkça pelletlerde parçalanma ve toprakta kaybolma meydana gelmektedir ve salyangoz toprakta bu pelleti yiyemeyeceği için etkisini yitirdiği için sonuç alamamaktadır üreticilerimiz. Fakat Allevin'de yağmura karşı dayanıklılık olduğu için üretim prosesinden kaynaklı olarak Allevin yağmur zerreciklerini, su zerreciğini bünyesine aldıktan sonra hafif bir gevşeme yaparak tekrardan yağmur bünyesindeki suyu kaybetmeyerek tekrardan sıkı forma geçer ve pelletlerde parçalanma meydana gelmez. Bu da yağmura karşı dayanıklılık özellikle salyangoz mücadelesinde üreticilerimiz açısından çok önem arz etmektedir.